Orhan Gazi. Henüz genç bir devlet olan Osmanlı'nın ikinci padişahı. 1326 yılında tahta çıkan Orhan Gazi, tahta çıktığında 45 yaşındaydı. Amacı, babası Osman Gazi'den devraldığı bu beyliğin temellerini sağlamlaştırmak, Anadolu'daki diğer beyliklerle diplomatik bağlantılar kurmak ve özellikle batıya, Bizans'a doğru genişlemekti. Savaşçı bir kişiliğe sahip olan Orhan Gazi, 1326 yılında Bursa'yı fethetmiş, şimdilerde ise gözünü Bizans'ın kadim şehirlerinden bir tanesi olan İznik'e dikmişti. Burayı fethederek Bizans'a ağır bir darbe vurmak, er ya da geç bir gün Bizanslıları Anadolu'dan ebediyen def etmek niyetindeydi. Yegane amacı ise kendisinden sonra gelecek olan Osmanlı padişahlarına güçlü bir beylik bırakmaktı. Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz, ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2'nin en iyi, net bir şekilde iddia ediyorum, en iyi Osmanlı serisine başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Hikayeli bir Osmanlı serisi olacak bu. Orhan Gazi döneminden itibaren başlayarak diğer bütün sultanların teker teker başa geçeceği güzel hikayeli bir Osmanlı serisine sizlerle beraber başlangıcımızı yapıyoruz. Öyle ümit ediyorum ki gerçekten güzel bir seri olacak. Gerçekten zevkli bir seri olacak. Sizlere de elimden geldiğince zevk vermeye çalışacağım bir seri sizleri bekliyor olacak dostlar. Orhan Bey bildiğiniz üzere 1326 tarihinde tahta geçti. Şu anda yıllar 1337'yi gösteriyor. Yani biz Orhan Gazi'nin tahta geçişinin 11. seneyi devriyesinde şu anda bu hikayeli Osmanlı serisine başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Tabii ki de henüz bir beyliyiz. Yıllar 1337. Başımızda Orhan Gazi var. Beylikten öteye gidememişiz. Daha çok önemli toprakları ele geçirememişiz ama buna rağmen henüz kuruluşumuzun sadece 40. yılına yakın olmamıza rağmen Bursa gibi önemli bir toprak bizim artık elimize geçmiş. Bizim sancağımız Bursa toprağına dikilmiş ve Osmanlı Beyliği'nin başkent haline getirilmiş durumda. Aslına bakarsanız daha şu andan itibaren baktığınızda bile Osmanoğullarının, Osmanlı'nın diğer bütün bu beylikler arasında parlayıp büyük bir imparatorluk haline, büyük bir devlet haline dönüşebileceğinin sinyalleri gayet net bir şekilde Osmanoğulları tarafından, hanedan tarafından verilmekte. Sadece hanedan değil, Osmanoğullarının bütün ordusu, bütün halkı adeta kenetlenmiş bir olmuş bir vaziyette ve bu beyliğin yükselişi için hunharca çalışıyorlar. Hunharca çalışıyorlar biraz acayip bir cümle oldu ama gerçekten büyük bir emekle çalışıyorlar ve çaba sarf ediyorlar. Bizler de bakalım Orhan Gazi döneminde amaçladığımız her şeyi başarabilecek miyiz? Osmanlı Beyliği'ni güzel bir noktaya getirebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz dostlar. Orhan Gazi dönemi Orhan Gazi'nin tahttan indiği 1362 senesine kadar devam edecek. Yani önümüzde 30 seneden dahi daha az bir süre var dostlar. Yalnızca 25 sene var önümüzde. Bu 25 sene içerisinde Orhan Gazi'nin önderliğinde Osmanoğullarını getirebileceğimiz en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Zorluk efsavi savaşçı klasik oyunuzu %10, eğer saldırganlık ise %35'te olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Tıpkı fragmanda da bahsettiğim gibi, fragmanda da söylediğim gibi Orhan Gazi döneminde 1362 senesine kadar gerçekleştirmek istediğimiz belli başlı bazı hedeflerimiz var. Bu hedefler şöyle: öncelikle doğumuzda bulunan beyliklerle, Candaroğulları, Eretna, Karamanoğulları gibi beyliklerle ilişkilerimizi daha iyi tutma yoluna gideceğiz. Hatta belki bu beyliklerden bazılarıyla müttefiklik dahi düşünülebilir. Bunun haricinde batıdaki beylikler ve Bizans İmparatorluğu, Kahpe Bizans kesinlikle bu bölgeden yok edilmeli. Topraklar Osmanoğullarının, Osmanlı Beyliği'nin eline geçmeli. Yani doğumuza baktığımızda Candaroğulları, Eretna, Karamanoğulları ile iyi ilişkiler içerisinde bulunurken, batımıza baktığımızda Teke, Menteşe, Hamidiler, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Karesi oğulları gibi beylikleri ele geçirmek bizim ana amaçlarımız olacak. Bölgedeki, daha doğrusu Akdeniz ve Ege bölgesindeki beylikler ele geçirildikten sonra kazandığımız güç ile artık Bizans İmparatorluğu'nun üzerine yürümeye çalışacağız ve öyle tahmin ediyorum ki başarılı da olacağız dostlar. Öyle ya da böyle İznik toprağı kesinlikle alınmalı. Bizans'ın üzerine gideceğimizin sinyallerini bizim henüz şimdiden vermemiz gerekiyor. Bu sebeple Orhan Gazi döneminde 1362 senesine kadar gerçekleştirmek istediğimiz en önemli hedeflerden bir tanesi İznik'i ele geçirmek olacak dostlar. Hemen teknoloji yatırımlarımızı bir ayarlayalım. Vergi gelirine 6 tane, üretim gelirine 7 tane, yönetime 7 tane, ordu bakımına da yine 7 tane veriyorum. Geriye kalan 11 puanın 7'si araştırmaya ya da 8'i araştırmaya, 3 taneyi de yine diğerleri arasında bölüştürelim. Gayet güzel.
Şu anda elimizde herhangi bir ordu bulunmuyor. Sadece 147 dukatlık gerçekten çok düşük bir gelirimiz var. Bu parayı biriktirmek için bayağı uzunca süre tur atlamamız lazım. Ama ömür kısıtlı. Orhan Gazi vefat edebilir. Dolayısıyla elimizi de çabuk tutmamız gerekiyor. Bu yüzden dengeyi çok iyi oturtmamız lazım. Ne çok fazla bekleyeceğiz ne de çok acele edeceğiz. Çok acele edersek de devlet uçuruma sürüklenebilir. Çok yavaş hareket edersek de devlet çok yavaş gelişir. Dolayısıyla her türlü duruma karşı dikkatli olmamız lazım. Doğumuzdaki beyliklerle Candaroğulları, Eretna ve Karamanoğulları beylikleriyle ilişkilerimizi geliştiriyor. Bizans İmparatorluğu'yla belli bir süreliğine saldırmazlık paktımızı imzalıyoruz. Böylece kendilerinden gelebilecek olası saldırıları oyunun henüz başından engellemiş oluyoruz. İlk amacımız Karesi Oğulları Beyliği olacak. Kendileri Ege topraklarının önemli bir kısmını ellerinde tutuyorlar. Çanakkale gibi, Ayvalık gibi, Aydın gibi önemli bölgeler şu anda Karesi Oğulları'nın elinde, kontrolünde. Bizim bu toprakları pek tabii ki ele geçirmemiz gerekiyor. Kendilerinin 14 binlik bir ekonomisi var. Karesi Oğulları Osmanoğullarına elbet mağlup olacak ama bizim doğru ordu sayısını tutturmamız lazım. Ne devletin ekonomisini, devletin hazinesini, daha doğrusu beyliğin hazinesini çok zorlayacak kadar ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz lazım, ne de yetmeyecek kadar ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz lazım. Tam olarak o dengeyi oturtmamız gerekiyor. Bu bağlantıda, bu doğrultuda 4000'lik bir ordunun ben açıkçası yeterli geleceğini düşünüyorum. 2000'lik bir orduyla başlangıcımızı yapalım. Şöyle 1000 orduyu buraya hemen bir kaydıralım. Yani 1000'lik bir ordu da yeter, biliyor musunuz aslında? Evet abi, muhtemelen 1000'lik bir ordu da yeterli olacaktır. Yani her bir cepheye 1000'lik bir ordu. Toplamda 2000'lik bir orduyla Karesi Oğulları'nı kapitüle edebileceğimizi düşünüyorum. Düşürebileceğimizi düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Karamanoğulları ile ilişki geliştirmemiz sona ermiş çünkü... Bir dakika, neden ilişki geliştiremiyoruz? Diplomasi puanlarımız bitmiş. Bu kadar mı az diplomasi puanı geliyor bize? Vay be! Yani bildiğin diplomasi puanı gelmiyor ya. İnanılmaz. Ya bu kadar az diplomasi puanı geleceğini düşünmüyordum gerçekten. Her neyse, bakalım. Biz elimizdeki 2000'lik Osmanoğulları ordusuyla Karesi Oğulları'nın üzerine saldırımızı deneyelim bakalım. 3 tur boyunca kendilerine karşı hak iddia etme işlemlerimiz devam edecek ve savaştayız dostlar. Evet, an itibariyle Karesi Oğulları'yla şu anda bir harp içerisindeyiz. Umarım başarılı olacağımız bir harbi geride bırakırız. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, gayet güzel. İlk saldırılarımız son derece başarılı oldu Karesi Oğulları'na karşı. İkinci saldırımız biraz başarısız oldu ama düşecek, çok belli. Düştü. Başkentleri Ayvalık'ı da ele geçirmemizle beraber Karesi Oğulları toprakları tamamen düştü ve Osmanoğullarına, Osmanlı Beyliğine adeta teslim oldular dostlar. Bu teslimiyetin neticesinde imzalanan Ayvalık Barış Antlaşması ile beraber Karesi Oğulları'nın topraklarını ikiye bölmüş olduk. İki toprağını ele geçirmiş olduk Karesi Oğulları'nın. Böylece artık Marmara Denizi'ne olan sınırımız da iyice artmış oldu. Aynı zamanda artık Ege Denizi'ne sınırımız var dostlar. 1338 yılındayız, yani henüz oyuna başlayalı sadece bir sene geçti ve bir senede bir beyliği fethetmiş olduk. Gayet güzel bir başlangıç oldu aslına bakarsanız. Hemen asimilasyonlarımızı başlatalım çok seri bir şekilde. Şöyle 120 turluk bir adet toprakla başlattık. Diğer toprakla da başlatacağız birazdan. Hemen seri bir şekilde orada da başlatalım bakalım. 120 tur için 3400 dukat gerekiyor. Paramızı biraz daha biriktirmemiz lazım. Gayet güzel. Diğer fethettiğimiz toprakta da, Çanakkale'de de şu anda yine 120 turluk bir asimilasyon işlemimizi başlattık. Şimdiki hedefimiz Karesi Oğulları'nı tam manasıyla ele geçirmek olacak. Toplamda şöyle 500 olacak şekilde bir orduyu sınırlara yerleştireceğim. Toplamda 1500 kişilik bir orduyla Karesi Oğulları'nı tam olarak fethetmek adına ikinci savaşımızı ilan ediyoruz. Çok kolay bir savaş olacaktır zaten bizim adımıza ve evet, gayet güzel. 21 Ocak 1339 tarihi itibariyle, yani oyuna başlangıcımızın ikinci senesinde Karesi Oğulları tam olarak fethedildi dostlar. Osmanoğulları bizim önderliğimizde ilk beylik fethini böylece gerçekleştirmiş oldu. Gayet güzel. Hemen doğumuzdaki beyliklerle ilişkilerimizi geliştirmeye mümkün olduğunca hızlı bir şekilde devam edelim. Doğumuzdan herhangi bir saldırı almayı kesinlikle ama kesinlikle istemiyoruz. Bizans'la maalesef ilişkilerimiz iyice kötüye gidiyor. Eksi 10'a kadar düşmüş. Bu ilişkileri tabii bizim biraz düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kendileriyle sürekli olarak ilişki geliştirme işlemlerimizi başlatıyoruz ama bitiyorlar. Çünkü diplomasi puanımız yetersiz abi.
Evet, diplomasi puanımız gerçekten çok yetersiz. Bu durum karşısında ne yapabiliriz? Eretna Beyliği ile ilişkileri geliştirmeye artık bir son verelim. Böylece diplomasi puanımız biraz daha artacaktır. Bunun yerine Bizans İmparatorluğu ile ilişkileri geliştirmeye başlayalım. Aynı zamanda Karamanoğulları ile de bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Gayet güzel, gayet güzel. Çok iyi abi, çok iyi. Her şey gayet güzel gidiyor şu anda. Bizans'a da ilişkilerimizi geliştirmeye sonunda başlayabildik. Harika. Gerçekleştirmemiz gereken yine 2 tane asimilasyon işlemi var. Bunları da başlattık hızlı bir şekilde. Ve Osmanoğulları artık şöyle bir uzaktan da bakıldığında, yani Anadolu'nun en güçlü beyliklerinden bir tanesi olduğu net bir şekilde belli olan bir beylik haline geldi. Dışarıdan baktığınızda artık büyük bir devlet görüntüsüne yavaş yavaş evriliyor Osmanoğulları Beyliği Orhan Gazi'nin önderliğinde. Bu arada bölgemiz ve Osmanoğulları için son derece önemli bir olay. Şu anda Bizans ve Bulgar devletleri savaşa girdiler ama tahminimce Bizans İmparatorluğu Bulgarları kısa bir süre içerisinde kapitüle edecektir derken öyle de oldu. Bizans Bulgarları kapitüle etti ve imzalanan barış antlaşmasıyla beraber Bizans Bulgarlardan pek çok toprağı ele geçirdi. Bizans'ın bu denli güçlenmesi bizim pek de aslına bakarsanız işimize gelmedi. Kendilerinin artık 120 binlik gerçekten büyük bir ekonomisi var ve bizim onların gücüne erişmek için çok daha fazla fetih gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bölgede Ege ve Akdeniz'de geriye kalan beylikler olan Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşe, Hamidiler ve Teke beylikleri. Bu beyliklerin mümkün olan en hızlı şekilde ele geçirilmesi lazım dostlar. 1362'ye kadar Orhan Bey önderliğinde halen süremiz bulunmakta. Orhan Bey önderliğinde geçireceğimiz bu süreyi iyi değerlendirmek aslına bakarsanız bizim yapmamız gereken tek şey, gelirimizi arttıracak bir şeyler yapmamız lazım bizim. Araştırma yatırımı deneyebiliriz mesela. Kısa vadede gelirimizi gerçekten olumlu manada etkileyebilir. O yüzden araştırma yatırımlarını başlatıyorum. Ne kadar hızlı gelişiyor araştırma? Fena değil. 3 turda bir şey atlıyoruz yani. 3 turda bir. 3 turda bir değil de bir dakika. Yo, bayağı yavaş atlıyoruz. Bayağı yavaş atlıyoruz. Aynen öyle. Bayağı yavaş atlıyoruz. Dolayısıyla teknolojik olarak gelişmek, ilerlemek gerçekten Osmanoğulları Beyliği adına zor olacak. Aslına bakarsanız bu kadar yavaş şekilde teknolojimizin gelişmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de oyun hızını çok yavaş yapmış olmamız. Gerçekçi bir oyun deneyimi için Hikayeli Osmanlı serisinde oyun hızını bayağı bir yavaşlattım. Bunun sonucunda da tabii normal olarak yaptığımız yatırımlar, yaptığımız hamleler vesaire yavaş bir şekilde bize dönüt sağlıyor. Hemen saldırmazlık paktını Karamanoğulları ile tekrar imzalayalım. Çok güzel bak, Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerimiz artı 11'e kadar çıkmış şu anda. Gerçekten çok iyi ama bizim paramızı gerçekten iyice biriktirmemiz gerekiyor. Acilen daha fazla orduya ihtiyacımız var çünkü karşımızda Germiyanoğulları Beyliği var. Kendileri gerçekten güçlü bir beylik bu arada, bakmayın. Bizim haricimizde bu bölgedeki en güçlü beyliklerden bir tanesi. Ekonomiler göz önüne alındığında Germiyanoğulları 18 bin, Karamanoğulları 28 bin. Onun haricindeki diğer beylikler Eretna hariç gerçekten Germiyanoğullarına göre daha güçsüzler. Bu yüzden Germiyanoğulları savaşacağımız en güçlü beyliklerden bir tanesi olacak. Kendilerine karşı yapacağımız her hamlede, basacağımız her orduda, saldıracağımız her bölgede dikkat etmekte çok büyük fayda var dostlar. Bölgedeki beyliklerle de ilişkilerimiz gerçekten çok iyi ilerliyor. Sadece Karamanoğulları ile ilişkilerimiz gerçekten çok kötü. Onlarda da ilişkilerimizi bir an önce pek tabii ki düzeltmemiz lazım. Şu anda bu elimizdeki ordu parayla ne kadar ordu çıkarabiliyoruz? 2700'lük bir ordu çıkarabiliyoruz. Bana kesinlikle daha fazlası lazım. Yılda artık 1342'ye geldi. Orhan Gazi ile geçirebileceğimiz sadece 20 sene kaldı geriye. Dolayısıyla artık elimizi çabuk tutmaya başlamamız gerekiyor. Germiyanoğullarına karşı toplamda 5000'lik bir ordu toplamayı amaçlıyorum. Bu 5000'lik ordu içinde 50.000 dukat para gerekiyor bize. Dolayısıyla hızlı bir şekilde paramızı biriktirip 50.000 dukata ulaşmayı amaçlıyorum. Bizans aramızdaki saldırmazlık paktı sona ermiş. Hemen tazeleyelim. 120 turluk bir saldırmazlık paktı daha kendileriyle imzalamayı düşünüyorum. Osmanoğullarıyla böyle bir pakt imzalamak bence kendilerinin de işine gelecektir. Bu yüzden de zaten kabul ediyorlar. Gayet güzel. Bizans umarım daha fazla ilerlemez abi. Yani bu adamların artık daha fazla güçlenmemesi gerekiyor kesinlikle. Bu arada 50.000 dukat paraya şu anda ulaşmak üzereyiz. Gerçekten çok az kaldı. Memlük Sultanlığı da bu arada potansiyel düşmanlarımızdan bir tanesi. Onların da çok fazla güçlenmemesi lazım. Eretna bize hakaret etti. Nedenini hiç bilmiyorum inanın bana ama şu anda Eretna'dan bir hakaret aldık. Evet dostlar, 5000'lik ordumuzu toplayabilmek adına, amaçladığımız orduyu toplayabilmek adına şu anda yeterli paraya artık sahibiz. Hemen şöyle bir ordu basım işlemi daha ve buna rağmen şu anda eksiye düşmedik abi. Hemen ekonomik politikalardan tam seferberliğe bir geçişimizi yapalım. Çok güzel, bu bizim gelirimizi bir miktar daha arttırdı. 39 orduyu terhis edelim. 5000'lik bir orduyla Germiyanoğulları seferine hazırız dostlar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 adet sınırımız var Germiyanoğulları devletiyle. Bu da her bir sınıra 7, pardon yanlış oldu. Aynen 5000 ordu bölü 7 her bir sınıra 714 civarı bir ordu düşeceği manasına geliyor. Ya sayıların küçüklüğüne bakar mısınız abi? Yani her seride böyle her sınıra yüz binlerce ordu yerleştirmeye alışmış bir oyuncu olarak bu sayılar bana gerçekten çok küçük geliyor. O yüzden bir türlü alışamıyorum ama mecburen böyle oynayacağız. Şimdi ben nasıl bir savaş stratejisi güçsem acaba Germiyanoğulları devletine karşı? Bana bir kere gözetleme kulesi lazım. Şuraya bir tane gözetleme kulesi inşa edelim ki Afyonkarahisar'ın kuzeyindeki ordu sayılarına erişebilelim Germiyanoğulları'nın. Güzel, 527 ordu, fazla değil mesela. Yani ele geçirmek için planlarımız aslında hazır. Kütahya'yı ele geçirmek için hem Bursa'dan hem Eskişehir'den saldırımızı gerçekleştireceğiz ve Kütahya düşecek. Karahisar'ın güneyi için hem Ankara'dan hem de Ankara'nın batısından saldırı gerçekleştireceğiz ve bu bölgede düşecek. Akhisar'ı da ele geçirmek için 3 topraktan birden saldırı gerçekleştireceğiz ama benim bu bölgeye de bir adet gözetleme kulesi inşa etmem lazım. Oradaki İzmir'deki orduyu da görebilmem gerekiyor. Çok düşük ordu sayısı, muazzam, harika. O zaman başlayalım abi, değil mi? Bence artık harbe hazırız. Yıl 1343. Orhan Gazi ile geçirebileceğimiz sadece 19 sene kaldı geriye. Bu 19 seneyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ve Germiyanoğullarına savaş ilanımızı veriyoruz dostlar. 3 tur boyunca kendilerine karşı hak iddia etme işlemlerimiz devam edecek. Sonrasında kendileriyle kendimizi harpte bulacağız. Ve evet dostlar, 12 Kasım 1343 tarihi itibariyle şu anda Germiyanoğulları ile büyük bir harp içerisindeyiz. Şu anda saldırı planında değilsek hemen geçelim savaş planından saldırı planına. Gayet güzel. Kütahya'yı ele geçirme gibi planlarımız var. Umarım istediğimiz şekilde Kütahya'yı ele geçirebiliriz. Şuradan 300'lük bir destek vereceğim Kütahya'yı düşürmek adına. Belki ilk turda düşmeyebilir abi topraklar. Düştü. Çok güzel, düştü. Hem de hiç kayıp vermedik ve karşı tarafa 162 kayıp verdirdik. Ve Kütahya'da düştü. Burada da sadece 59 ordu kaybettik. Karşı taraf ise 237 ordu kaybetti. Muazzam bir başlangıç. Gerçekten muazzam bir başlangıç. Şimdi Germiyanoğulları'nın başkenti Afyonkarahisar toprağına büyük bir saldırı deneyeceğiz. Umarım burada da başarılı oluruz dostlar. Ve bu sefer Akhisar toprağı da düşecek. Büyük bir saldırı geldi Kütahya'ya ama başarısız oldular. Gayet güzel. Muazzam savunuyoruz. Evet, başkentleri Afyonkarahisar şu anda düştü. Afyonkarahisar'ın batısı da düştü ve Akhisar da düştü. Bu kadar abi, bu kadar. O kadar muzaffer bir devletiz ki Osmanoğulları'nın orduları o kadar içten, o kadar gerçekten yürekli bir şekilde savaşıyorlar ki kaybettikleri bir meydan muharebesi bugüne kadar henüz Osmanoğulları'nın görülmedi. Denizli'nin de düşmesiyle beraber Germiyanoğulları tamamen kapitüle oldular ve bütün topraklar Osmanlı'nın insafına kaldı artık. Gerçekleştireceğimiz Afyonkarahisar Barış Antlaşması'yla beraber neredeyse bütün topraklarını Germiyanoğulları'nın ele geçiriyoruz. Germiyanoğulları'nın başkenti Afyonkarahisar ve Anadolu'nun en önemli topraklarından bir tanesi İzmir'de dahil olmak üzere pek çok önemli toprak Germiyanoğulları Harbi'nin ardından Orhan Gazi'nin yönetimine geçiyor dostlar. Gerçekten muazzam bir savaşı kendi adımıza geride bıraktık ama hiç beklemeye bile gerek yok gerçekten. Barış antlaşmamız sona erdiği anda Germiyanoğulları'na bir savaş daha ilan edeceğim ve Germiyanoğulları'na tam ilhak gerçekleştireceğim. Yani bütün Germiyanoğulları topraklarını kendi elime geçireceğim dostlar. Bizans'la ilişkilerimiz son derece iyi. Eretna ile ilişkilerimiz son derece iyi. Candarla da Karamanoğulları ile ilişkilerimiz birazcık kötü. Bu ilişkileri düzeltmemiz lazım acilen ki kendileriyle bir saldırmazlık paktı imzalayabilirim. Şu anda maalesef ilişkilerimiz o kadar kötü ki kendileriyle maalesef bir saldırmazlık paktı dahi imzalayamıyoruz. Bu da Karamanoğulları tarafından bir saldırı gelebilme tehdidini gerçekten de arttırıyor. Orhan Gazi benim fragmanda da anlattığım üzere diğer beyliklerle arasındaki diplomasiye de önem vermiş olan bir beydi. Biz de aynen buna uygun bir şekilde hamlelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hemen ordularımızı yeniden Germiyanoğulları sınırlarına doğru gönderelim. Artık bütün ordumuzu kullanmamıza gerek yok. Ordumuzun sadece bir kısmı Germiyanoğulları'nda tam ilhak gerçekleştirmek adına fazlasıyla yeterli olacaktır. Bakalım saldırılarımız ne kadar başarılı olacak, hep beraber görelim ve tamamı başarılı oldu. Germiyanoğulları'nı sadece tek bir tur içerisinde düşürerek 1344 yılında imzalanan barış antlaşmasıyla beraber Germiyanoğulları'nda tam ilhakı gerçekleştirdik ve bütün Germiyanoğulları topraklarını Osmanoğulları kontrolüne kattık dostlar. Muazzam.
Yani her şey gerçekten muazzam ilerliyor. Çok güzel bir başlangıç yaptık seriye Orhan Gazi'nin önderliğinde. Şimdi tek yapmamız gereken şey asimilasyon işlemlerimizi tamamlamak. Hemen onları da bütün topraklarda 120 turluk asimilasyonlar olacak şekilde seri bir şekilde başlatacağız. Dostlar hemen birazcık paramızın birikmesini bekleyelim. Gayet iyi. Tabii 120 turluk asimilasyon işlemleri olduğu için bunlar da birazcık fazla gidere mal oluyorlar. Paramızın birikmesini beklememiz gerekiyor bizim de böyle bir durumda. Artık tam seferberlik modundan çıksak ve sivil ekonomiye geçsek ne olur? Gelirimiz daha iyi bir seviyeye ulaşıyor. Gayet güzel. Biraz turları atlayalım. Yıl 1345 oldu bu arada. 1362 senesine kadar gerçekten az bir süremiz kaldı. Ama hala önümüzde fetihler gerçekleştirebileceğimiz uzun yıllar var. Dolayısıyla bu kalan yılları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Orhan Gazi dünyada ve en önemlisi de Osmanlı tarihinde önemli bir iz bırakarak bu topraklardan göçmeli. Dolayısıyla daha yapmamız gereken çok fetihler var dostlar. Asimilasyon işlemlerimiz neredeyse tam olarak tamamlandı. Her şey her açıdan muazzam ilerliyor. Diplomatik açıdan olsun, fetihler açısından olsun, ordumuzun gücü açısından olsun her açıdan muazzam bir ilerleyiş sergiliyoruz gerçekten de. Bu güzel ilerleyişi sadece Orhan Gazi döneminde değil, diğer beylerimizin ve inşallah ileride devletimizin sultanlarının yani devleti ilan ettiğimizde sultanlarımızın da devam ettireceğini düşünüyoruz. En içten şekilde buna inanıyoruz. Sıradaki iki hedefimiz Aydınoğulları ve Menteşe Beylikleri. Orhan Gazi dönemi bitmeden Aydınoğulları, Menteşe Beyliği ve Hamidileri de, Teke ve Hamidileri de, pardon Hamidiler yok. Hamidiler yok. Teke, Menteşe Beyliği ve Aydınoğulları Beyliklerini Orhan Gazi dönemi sona ermeden ele geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah da başarabiliriz bunu. Ama gerçekten de beylik sınırlarını epey bir genişlettik dostlar. Bayağı iyi gidiyoruz. Avrupa'ya bakalım. Fransa Krallığı şu anda İngilizlerle büyük bir savaş halinde. Tabii bu savaşta Avrupa'nın kaderini kökten etkileyecek, derinden değiştirecek bir savaş olacaktır muhtemelen. Az önce ufak bir kesinti yaşadık bu arada, kusura bakmayın. Videonun da süresine bir dikkat ettim. 21 dakikaya kadar gelmişiz. Artık yavaştan bu bölümü de burada noktalandıralım dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. Orhan Gazi'nin önderliğinde pek çok toprağı fethettiğimiz, pek çok bölgeye yayıldığımız, özellikle de beylikler üzerinde Osmanoğulları olarak ciddi bir hakimiyet kurduğumuz ve Orhan Gazi dönemini adeta altın bir şekilde başlattığımız güzel bir devri geride bırakıyoruz dostlar. Bir dahaki bölüm yine Orhan Gazi dönemiyle geçecek ve 1362 yılına kadar Orhan Gazi dönemi sürecek, devam edecek. Sonrasındaysa bir sonraki Osmanlı Sultanlığı'nın dönemine geçeceğiz ve Osmanlı'yı kaldığı yerden büyütmeye, belki de bir gün bir imparatorluğa dönüştürmek adına çabalarımızı sarf etmeye devam edeceğiz dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve özellikle bu konsepti sevdiyseniz, Hikayeli Osmanlı serisi fikri konseptini beğendiyseniz eğer, videoyu bir like bırakmanız yeterli. Aynı zamanda kanala abone olarak da bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorumlardan fikirlerinizi bekliyorum efendim. Açıklamadaki linkleri de gösterebilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki bölümde Osmanlı'ya daha da altın çağlarını yaşatacağımız günlerde tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlar.